Evet, şu an Çiğli'den sonra Çınarlı tabelasını görünce biz bu köye de bir girelim dedik. Köyde dolaşıyoruz. Sadece bir ev gördük. Evin duvarları yıkılmıştı. İnsanlar evin içerisinde eşyalarını çıkarıyorlardı. Başka da şu ana kadar yıkılmış herhangi bir yapıya denk gelmedik. Evet, burası çıkmaz sokak olduğu için geri geri çıkıp başka bir mahalleye, başka bir sokağa gireceğiz köyün. Evet, Çınarlı hemen Çiğli'nin karşısında ana yol Maraş yolu üzerinde bir köy. Maraş'tan gelirken yaklaşık 20 kilometre sonra hemen sağa giriyorsunuz. Böyle yapılar sağlam ayakta. Sona kadar herhangi bir enkazla karşılaşmadık. Bu nedenle de arabanın içerisinde, yani başka gideceğimiz köyler var, herhangi bir enkazla karşılaşmadık ve burada durum iyi göründüğü için bu Çınarlı köyündeyiz. Köyde hasarlı yapı var ama neyse ki can kaybı bu köyde yok. Bu köye bağlı Oruçlar Obası var. Orada 3 kişi yaşamını yitirdi. Çınarlı Oruçlar Obası'nda. Amca da bu yapının yeni olduğunu, yeni yapıldığını, daha girmediler bile. İnşaatı bitmiş değil ama kolonlar bilmiyorum artık ne kadar hasar. Alt giderse üst gider. Evet, alttaki katların. Şu bizim ev gitti. İçi çöktü. Evet. Üstü altı. Bu evin. Biz kaçtık, kurtulduk da bütün şeyler hep altında duruyor da. Evet. Dolaplar, molaplar, makineler enkazın altından duruyor. İsminiz neydi amca? Salman Tular. Salman. Çok teşekkür ediyorum Salman amca. Mukhabaş bin era, hatrette. Sağ olasın, güle güle. Sağ olun. Güle güle, sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Allah yardımcımız olsun. Amin, amin. Evet, bu Çınarlı köyünde durum biraz böyle. Sokaklarda dolanırken, arabayla giderken. Amca kolay gelsin, geçmiş olsun. Sizin bu Çınarlı kaç haneydi amca? Kaç ev vardı Çınarlı'da? Burada 150 hane var. 150 hane. Evet. Oba da var sizin. Oba da var. Oruçlar Obası. Oruçlar Obası. Orada kaç ev var? Orada herhalde 60-70'e yakın. Herhalde yıkım en fazla orada çok, olmuş değil mi? Tabii, çok orada oldu. Çok yıkılan ev var orada. Bizim burada böyle hasar olan 4 tane ev var. Evet. Bunu bakmaya mı geldiniz? Yok, biz gazeteciyiz. En azından kayıtlara geçiyor. Böylece görebiliriz. Peki baktınız mı? Bizimkide, baktık. Bu taraflara baktık. Bizimki de yıkılmış. Büyük hasar görmüş evler vardı. Yıkılanlar. Arka komple yıkılmış. Evet. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Tamam. Neyse ki sizin köyde, Çınarlı köyünde 150 haneli bir köy olmasına rağmen. Yok kurbanım. Bizim 4 burada tane böyle ev oldu. Evet. Yine de buna şükür can kaybımız yok. Evet, ama Oruçlar Obası'nda can orada, kaybı var. Orada 3 tane can kaybı oldu. Evet. Hasar çok orada. Evet, hasar dediler. Biz de o taraflara doğru gidiyoruz, bir bakalım. Kara Hasanlı da o tarafta değil mi? Tabii, Kara Hasanlı da bitişi zaten. Hemen bitişi. Oruçay var, evet. Kara Hasanlı var, tamam. Tavutlar var, Söğütlü var. Onlar? Söğütlü'de dönüyorsunuz. Sizin burası Dulkadiroğlu'na bağlı tabii, pazar canlı. Dulkadiroğlu'na bağlı. Dulkadiroğlu. Çiğli de çok kötü. Orada da çok hasar var. Bilgi de zaten 19 lira, 18 lira biraz. Daha fazla. En az 22. Ha, bir günde? Bir günde 18 lira, 19 lira. Cenaze çıkarıldı Çiğli'de bir günde. Evet, orada hasar gerçekten çok büyük. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. İyi bakın kendinize. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun amca. Oldu. Evet. Çınarlı'nın durumunu çok net bir şekilde özetledi amca. Burada 4 hasarlı ev var. Yani ağır hasarlı.
Ama yıkılan bina yok. Oruçlar Obası'nda büyük yıkım varmış bu köye yakında. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Evet, Çınarlı'nın Oruçlar Obası tabelasını gördük. Şimdi Oruçlar Obası'na gideceğiz. Oruçlar Obası'nda hasarın daha fazla olduğu söyleniyor. Yıkılan evler var ve Oruçlar Obası'nda 3 vatandaşın, 3 yurttaşın yaşamını yitirdiğini söylediler Çınarlı köylüleri. Burası Dulkadiroğlu ilçesine bağlı, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir oba. Çınarlı köyüne bağlı Çınarlı Oba, Çınarlı Oruçlar Obası. Çınarlı Oruçlar Obası'ndayız. Bu obada yıkılan evler var. 3 kayıp var bu köyde. Ve gördüğünüz gibi bu yapı yola devrilmiş. O yüzden köyün içerisine araçla ilerleyemedik. Buraya kadar gelen araçlar da çıkmak zorunda kaldılar. Geri geri gitmek zorunda kaldılar. Evet, ev aslında hemen şuradaydı. Ancak şu şekil yan yatmış yola. Çatı tamamen yola düşmüş. Yan evin bahçesine girmiş. Evin birinci katı bir bölümü garaj olarak kullanılıyor belli ki. Diğer bölümünde de insanlar yaşıyordu. Üst katlar, 3 katlı bir yapı burası. Üst iki kat tamamen yıkılmış, enkaza dönüşmüş. Alt kat özellikle evin bulunduğu bölüm neyse ki tamamen yıkılmamış. Ve bu köyde 3 kişinin cansız bedeni çıktı. Hemen Çiğli'ye yakın bir köy aslında, o güzergahta. Yani ilginçtir, Çınarlı'yı gördünüz. Çınarlı'da yıkılan ev yoktu. Ancak Çınarlı'nın obası hemen karşı tarafta, yolun öbür tarafında. Çiğli'ye yakın olan bu oba, Oruçlar Obası'nda yıkılan çok sayıda ev var ve 3 kişi bu obada yaşamını yitirdi maalesef. İş makineleri da enkazın altında kaldı, zirai makineler. Evler de enkaza dönüştü. Şurası gördüğünüz gibi yatak odası belli ki. Ve dolaplar, elbise dolapları olduğu gibi yatağın üzerine yığılmış. Evin üst iki katı büyük bir ev ve üst iki katı çökmüş. Yol kapalı olduğu için buraya kadar gelen araçlar geri geri dönmek zorunda kalıyor. Evet, ambulans da geliyor ama o da dönmek zorunda çünkü yol kapalı. Yol kapalı. Hocam, yol kapalı buradan. Bu bina yola çökmüş. O yüzden siz dönün hemen şurada, bu aracı park ettiğimiz yerden köyün içerisine girin. Evet. Tamam. Burada gördüğünüz gibi bu ev 3 katlı bir ev. Yola dökülmüş. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Ambulansta yabancılar da vardı. Yabancı ekipler de vardı. Burada aslında depremle birlikte çağrı yapılmıştı ve ülke dışından birçok ülkeden, Ermenistan, Azerbaycan dahil birçok yerden
hem arama kurtarma ekipleri hem sağlık ekipleri hızla deprem bölgelerine gelmişti ve buralarda çalışmalar yürütmüşlerdi. Hemen Oruçlar Obası'nda yıkılan başka bir bina. Bu da iki katlı bir yapı sanırım. Evet, iki katlı bir yapı ve alt kat hiç yokmuş gibi. Alt kat yokmuş gibi, tek bir katlı yapıymış gibi çökmüş. Kolonları görüyorsunuz. Birinci katın kolonları kırılmış, hala kopmayan demirler var ve ikinci kat bu şekilde ayakta, ancak birinci kattan eser yok. Yani burada bu enkazlar olmazsa, bu enkaz yığınları olmazsa aslında bu yapının tek katlı olduğunu düşüneceğiz. Köyde benzer durumda olan birkaç ev daha var. Ve Çınarlı Oruçlar Köyü Dulkadiroğlu ilçesine bağlı, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı. Burada 3 kişi yaşamını yitirdi. Yolun bu tarafı, yani Maraş'tan gelirken yolun sol tarafındaki köylerde hasar var. Sağ tarafındaki köylerde bu kadar ağır bir hasar olmadığını gözlemledik ve öğreniyoruz. Özellikle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı köylerde. Evet, buradan da bu yayını sonlandırıyoruz. Başka köylerde durumlarını öğrenebilmek için gözlemlerde bulunacağız ve orada da yaptığımız röportajları, çektiğimiz videoları sizlerle paylaşacağız.